Rota Samsun'dan iyi akşamlar. Ben Onur Nurdemir. Samsun gündemini, Samsun'u konuşmaya devam ediyoruz Rota Samsun'da. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. 19 Mayıs Belediye Başkanı Sayın Osman Topaloğlu'yla hem ilçeyi konuşacağız hem de ilçenin vizyonunu, bundan sonraki gelecek projeleri konuşacağız. Sayın Topaloğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Onur Bey. İyi akşamlar. İkinci dönemin artık son demlerine yaklaşıyoruz. Yaklaşık 6 ay sonra yaklaşan bir yerel seçim dönemi var. Bu 10 yıllık süreçte değişimin gücünü çok net hissettiğimiz bir 19 Mayıs var. Her şeyden önemlisi adını aldığı değerinde aslında 100. yılına, 19 Mayıs 1919'un 100. yılına da artık çok kısa bir süre kaldı. Onunla ilgili önemli çalışmalar yapıldığını biliyoruz ama önce yerelden başlayalım isterseniz, ilçeden başlayalım. Bu dönüşümün en önemli adımlarından bir tanesi ve belki de ülke ekonomisi için en önemli katkılardan bir tanesi hiç şüphesiz çok önemli bir baraj çalışmasının ilçe sınırları içerisinde yapılıyor olması ve 19 Mayıs Belediyesi'nin bu noktada direkt müdahil olmasıyla ilgili devam eden, sizin bizzat önemli girişimlerinizin olduğunu bildiğimiz bir proje. Dilerseniz buradan başlayalım. HES inşaatı ile ilgili çalışmaların tamamlandığını biliyoruz. Diğer çalışmalarla ilgili detayları da sizden alalım lütfen. Evet, teşekkür ediyorum Onur Bey. Öncelikle sizlerin aracılığıyla, Haberaks aracılığıyla, Rota Samsun adını verdiğimiz program aracılığıyla bizi izleyen bütün hemşehrilerimize gerek yurt içinden gerek yurt dışından İyi akşamlar diliyoruz. Geceleri hayırlı olsun. Evet, dediğiniz konu çok önemli. Özellikle tabii Samsun ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak. Şu anda %100 barajımız, bu aslında içme suyu ve sulama barajı. %100 baraj inşaatı tamamlandı. Kapaklar kapatıldı. Artık can suyu hariç su toplamaya başladı. Ve %55 civarında da içme suyu, yeni içme suyu hattı da tamamlandı. Önümüzdeki yıl içerisinde de inşallah bir yıl içerisinde içme suyu hatları da tamamlanmış olacak. Bu tabii tarımsal amaçlar yapacak katkıdan dolayı özellikle bir çoğunluğu Bafra'da olmak üzere yaklaşık 3800 kişiye iş imkanı sağlayacak. Yani niye? Son derece teknoloji ve sulu tarım dediğimiz suyun götürülemediği yerlerde artık sulu tarımın yapılabileceği bir ortam oluşacak. Evet. Ve bu da yani artık geleceğin vizyonu da, Türkiye'nin geleceği de son derece düşük olan tarımsal katkının yeni hükümet politikalarımızla da, bugünlerde de yeni hükümetimizin açıkladığı politikalarla da tarıma ciddi anlamda ürün bazında artık desteklerin gelmeye başladığı bir ortama geldik ve önümüzdeki yıldan itibaren de bizler ciddi katkı sağlayacak ürünleri bu sulu tarımla birlikte yeni iş imkanları da yaratarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bu anlamda tabii hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza ve bundan önce başta eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Bey olmak üzere bütün bakanlarımıza, buna katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Diğer projeleri konuşacağız ama aslında vurgu yaptığınız şey iki açıdan çok önemli. Bir, ülkenin genel ekonomik şartları içerisinde böyle bir yatırımın devam ediyor olması ve tamamlanması bir taraftan çok kutsal. Diğer taraftan da tarımsal üretim noktasında hakikaten çok önemli ki ovanın var olduğu bir şehir. Yani Bafra ve Çarşamba ovalarının beslediği topraklar üzerindeyiz. Bu noktada da aslında ülkenin geleceği adına da atılan bir adım olarak görmemiz çok mümkün zannediyorum. Yani istihdam, evet 4000'e yakın bir istihdam çok önemli ama tarımsal üretim noktasında yeni yeni üretim bantlarının kazandırılması da hem şehrimiz için hem de ülkemiz için çok önemli bir değer zannediyorum. Tabii şu anda baraj tamamlandı. İçme suyu hatları önümüzdeki yıl tamamlanacak. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru da biliyorsunuz içme suyunu verebilmek için bir de son derece modern 100 milyon liralık bir yatırım var orada. Biyolojik ve kimyasal arıtma. Bu arıtma da tamamlanınca içme suyu almaya başlayacağız. Ve şu anda sulama hattının projesi tamamlandı. İnşallah şu anda biliyorsunuz biraz yani tasarruf tedbirleri doğrultusunda henüz yeni ihale yapılmıyor ama 2019'un başında sulamayla alakalı, sulama hatlarıyla alakalı da çünkü yeraltı sulaması yapılacak. Onun da proje tamam. Şimdi 2019'da ihaleye çıkılacak. Asıl ekonomik katkıyı o sulama hatları da inşallah 1-1,5 yıl içerisinde tamamlandıktan sonra yani 2020'nin içerisinde
İnşallah bu da tamamlandıktan sonra biz ülke ekonomisine yılda yaklaşık bugünkü paralarla 40-50 milyon lira civarında bir katkı sağlayacak ürün anlamında. Aynı zamanda da Samsun'un tabii ekonomisine katkı sağlayacak. Samsun'u birçok açıdan değerlendirmeliyiz hiç şüphesiz ama bir sağlık kenti her şeyden önemlisi ve önemli sağlık yatırımlarının devam ettiğini ve bundan sonra da geleceğini biliyoruz. Bunlardan önemlisi de Sayın Demircan'ın özellikle Sağlık Bakanı olduğu dönemde ardı ardına açıkladığı müjdelerdi. Şehir hastaneleri ve ilçelere kurulacak hastaneler. Bunlarla ilgili bir tanesi de şüphesiz 19 Mayıs ilçemizde ve bununla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı son dönemde. Yer teslimi yapıldı ve artık bundan sonraki süreç daha teknik detayların tartışılacağı, konuşulacağı ve hayata geçeceği bir nokta. Hem Samsun Sağlık potansiyelini konuşalım ki bu sektörün zaten direkt olarak yani profesyonel anlamda da içinde olan bir bireysiniz. Ama onun dışında bir yerel yönetici olarak da bu yatırımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de başta belirttiğiniz gibi soruyu sorarken ve onu analiz ederken önce Sayın bir önceki dönem Sağlık Bakanımız, Samsun Milletvekilimiz Ahmet Demircan Bey'e buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Tabii bunları şey yaparken hükümetimizi de geride bırakmamak lazım. Zaten her yapılan işin arkasında hükümetimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımız var. Onun için burada Sayın Ahmet Demircan Bey'e, yani eski bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni hükümet sistemine geçmeden önce ihaleler yapılmıştı çünkü seçime gittiğimiz dönemde ihale süreci bitmişti. Sadece sözleşme süreci bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde 3-4 gün önce yüklenici firma geldi. Sağlık Müdürlüğü tarafından yer teslimi yapıldı. Evet. Birçok şeyde 2018 için sadece bunun bir parantez olarak belirtelim. Yani Cumhurbaşkanımızın dediği gibi aslında ülkemizde bir kriz yok. Sadece biraz derli toplu gitme adına neyiz, neredeyiz, ne kadarız? Bunu bilinçli kullanma adına bir tasarruf tedbirine gidiliyor. Bütün kurumlarda, belediyelerde ve bakanlıklarda ve değişik kit kuruluşlarında. Bu anlamda birçok bakanlıkta bazı konularda tasarruf dolayısıyla sadece bu yılı içeren bir gerileme olmuştur yatırımlarda ama sağlıkta yok. Dolayısıyla yüklenici firma imzayı atarken de 500 gün içerisinde binayı teslim edeceğine dair bir imzalanma var. Yani Aralık 2019 ya da Ocak 2020 yani denk geliyor. Ama bu tahmin ediyorum ben çünkü hep 2-3 ay geriye çekiliyor. 2019'un Ağustos, Eylül, Ekim'inde inşaat bitmiş olacak ve biz 40 yataklı hastanemize kavuşmuş olacağız. Ve en az bugün 4-5 tane uzman hekimimiz var değişik branşlarda. Bunun yaklaşık 10'a çıkacağı, küçük ameliyatların olacağı, ameliyathanesinin, 2 ameliyathanesinin olduğu, 5 tane palyatif bakımın yapıldığı özel odalarının olduğu, diyaliz ünitelerinin olduğu bir hastaneye kavuşuyoruz. Yani 19 Mayıs evet hızlı gelişecek. Artık gün onu gösteriyor. Atakum doldu. Bundan sonra inşaatlara baktığımızda yüksek kat olmamasına rağmen bizde çok ciddi anlamda 19 Mayıs'ta imar yapılmış olan yerlerde arsaları yerde el değiştiriyor ve buralarda çok ciddi binalar yapılıyor artık ve bu binalar da hemen satılıyor. Yani daireler de satılıyor. Satsınlar da zaten. Çünkü artık günümüz malı alıp işi yapıp satamadığımızda dayanabileceğimiz bir durumda değiliz. Dolayısıyla yaptığımız işi, ürünü de bir an önce pazarlamamız lazım. Bu anlamda da ben 19 Mayıs'ın 5-10 yıl içerisinde nüfusunun en az 1,5 katına çıkacağını düşünüyorum. Hani Atakum gibi belki çok hızlı gelişemeyebiliriz. Yani çok büyüyemeyebiliriz. Zaten çok hızlı büyümek de kendiliğinden sorunlar getiriyor. Yani büyüdükçe var olan eğer sorunları ortadan kaldırabiliyorsak yerel yöneticiler ve genel yönetim olarak biz bir şeyleri ilkelerine ve kriterlerine uygun olarak çağımıza uygun olarak yapıyoruz demektir. Çok nüfus oldu. Bir anda 100 bin olduk. Ne oldu? Çöpünü toplayamazsın, yolunu yapamazsın, çukurunu tamir edemezsin. İstediğin gibi çağdaş yollar, sanat yapıları yapamadıktan sonra öyle birden gelişmenin de birden nüfusun artmasının da çok büyük bir getirisi yok. Cazip geliyor. Ama aslında sıkıntı beraberinde geliyor. Dolayısıyla biz memnunuz yavaş yavaş artmasından. Ama bundan sonra bugüne kadar arttığımızın çok daha üstünde nüfus artışıyla da karşı karşıya kalacağımızı görüyorum ve buna da hazırlıklıyız. Evet. Aslında burayı açmışken biraz da turizmi konuşmak isterim 19 Mayıs için. Çünkü Samsunların artık yeni cazibe merkezlerinden bir haline geldi. O sakinliği belki de insanları
cezbetti 19 Mayıs için. Bununla ilgili de önemli çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bir turizm hamlesi de var ilçede şüphesiz. Biraz oraya açalım, ondan sonra diğer çalışmalara devam edelim dilerseniz. Cennet bizde. Aynen öyle. Yani kuş cenneti diye adlandırdığımız Kızılırmak evet. Deltası'nın kuşların yaşadığı, göllerin bir bölümünün yarıya yakınının bizde olduğu bir cennet var. Şu anda da gündemimizde Ekim 22'sinde verilen bize bilgiye göre UNESCO'nun uzmanları gelecek. Yani hakem heyetinin bir bölümü, karar vericilerin şeyi. Bize yeniden tabii büyükşehir başta olmak üzere valiliğimiz ve büyükşehire dersler verecek. İşte buralar eksik diyecek. Bizim ilçe belediyesi olarak da yapmamız gerekenler varsa biz de üzerimize düşeni yapacağız. Ve 2019'un Temmuz'unda asıl karar vericiler geldiğinde her haliyle hazır hale geleceğiz. Tabii burada Doğanca tarafında butik otel yapıldı. Şimdi evet. bizim tarafta 10 tane bungalov tipi ev yapılıyor Yörükler beldesinde. Dolayısıyla turizme son hızla sadece 19 Mayıs'ı değil Samsun'u ve Türkiye'yi belki reklame edecek bir yatırım var şu anda Kesinlikle. Orada. Dolayısıyla bu konuda katkısı olan başta önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bey olmak üzere bütün katkısı olanlara, hükümetimize, ilçe belediyelerine, bütün yerel yöneticilere, valimize, valilerimize, daha önceki valimiz İbrahim Bey de dahil olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Biz şükranlarımızı sunuyoruz. Orada ciddi anlamda bir getirisi olacak diye düşünüyoruz. Başka bir ilçe yoktur ki 35-40 derecede sıcaktan yandığınızda çok rahatlıkla arabanızla 20-25 dakikada 1225 rakıma çıkıp çift yorganla ya da sobanın yakmadan yatamayacağınız bir serinliğe ulaştığınız bu kadar kısa mesafede ya. Karadeniz'de böyle bir ilçe yok. Dolayısıyla yaylasıyla, Nebyan'da ya. Yaylasıyla sahilinin bu kadar birbirine yakın ve kolay ulaşılabilir olduğu bir ilçe yok. O yönden biz bütün Samsunları ve Karadenizleri 19 Mayıs'ta yer almaya, 19 Mayıs'ta evli olmaya davet ediyoruz. Bizde yüksek kat belki yok, rant yok. Ama bizde huzur var, rahat var, güzellik var. Belki de onun için tercih sebebi 19 Mayıs oluyor başkanım. Biraz da altyapıyı konuşalım, ilçenin altyapısını. Doğalgazla ilgili özellikle 2016'dan sonra yapılan çok ciddi çalışmalar var. Ve gelinen nokta da hakikaten önemli. Son durum nedir doğalgaz çalışmalarıyla ilgili? Evet, doğalgaz çalışmalarından nüfusun %55'i aldı. Ama imalat olarak %35'lerdeyiz. 3 yıl bu yıl doluyor. Yüklenici firmanın EPDK ile yapmış olduğu anlaşma 5 yıllık. Bütün her yerde öyle. Yani 5 yılın sonunda, 2020'nin sonunda bütün 19 Mayıs'ın o günkü mahalleleri tamamı almış olacak. Daha önce 4 tane ilçede yüklenici firmaydılar. Bu işte Ladik, Havza, Vezirköprü ve Bafra. En son Bafra'da az bir işleri kalmıştı. Onları da bitirdiler. 2019 ve 2020 sadece bizde çalışacaklar. Ve bu geriye kalan %65'lik fiziki koşulları, nüfusun belki %45'i ama mahalle olarak veya kilometre olarak %65'i duruyor. Dolayısıyla bunu da son 2 yılda bitireceklerini beyan ediyorlar. Zaten bitirmediklerinde EPDK ile anlaşma gereği bir cezalı duruma düşme söz konusu olduğu için buraları bitirecekler. Ve 2020'nin sonunda da 19 Mayıs'ın tamamı doğalgaza kavuşmuş olacak. Zaten temiz ve güzel bir şehir, çok daha temiz olacak. Artık kömür ve odun kullanımının çok aza indiği, sadece köylerde kaldığı bir 19 Mayıs olacak. İnşallah bu güzellikleri de kattığımızda biz de onların peşlerinden işte tamir etmek için büyük bir mücadele içerisindeyiz. Kışa giriliyor. Dolayısıyla o mahallelerde sıkıntı yaşamayalım diye bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaş memnun. Dolayısıyla bu memnuniyeti daha üst düzeye çıkarmak için 9,5 yıldır çalışıyoruz. Bundan sonra da görev verildiği sürece çalışmaya devam edeceğiz. Samsun az önce sağlık kent dedik ya, bir o kadar da aslında spor kent. Yani birçok şeyin birleştiği bir nokta, o kadar şanslı bir şehrin üzerinde yaşıyoruz aslında. Onlardan bir tanesi de spor kenti. Samsun çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı daha geçen yıl. 19 Mayıs'ta bu nimetlerden faydalanan ilçelerimizden bir tanesi ki belki de emsal olarak çok az görülen bir nokta. Hani nüfus olarak bu kadar daha az yoğun olan bir ilçede yarı olimpik bir yüzme havuzuna sahip
ve diğer yatırımlarla beraber aslında hem biraz sporu konuşalım ki o spor olan ilginizi de biliyoruz. Belki biraz Samsunspor'da konuşacağız birazdan ama şu havuz üzerinden yani yarı olimpik havuz üzerinden sporu da biraz konuşmak isteriz seyirde. Evet, siz zaten sorduğunuz sorunun kısmen cevabını verdiniz. Yani biz de onu biraz daha açarak verelim. Şöyle, gerçekten 19 Mayıs yani bütün merkez nüfusu 12 bin, köyleriyle, beldeleriyle birlikte toplam nüfusu 25 bin olan bir ilçe. Hiçbir, yani çok nadirdir. Yani Türkiye'nin çok nadir yerlerinde 25 bin nüfusu bir ilçede yarı olimpik yüzme havuzu vardır. Belki merkez ilçeler az küçük olan yerlerde yer probleminden dolayı olmuş olanlar vardır ama bizim gibi öyle taşrada yer alıp 25 bin nüfusta yarı olimpik yani olimpiyat müsabakalarının yapılabileceği bir yüzme havuzu yapılan yer çok yoktur diye düşünüyorum. Belki de hiç yoktur. Bu konuda da geçmiş bakanlarımıza başta bu projeyi başlatıp onay verip parasını ayırıp ondan sonra görevi iade eden Suat Bey'e, Çağatay Bey'e ve ondan sonra da bunu tamamlayan Osman Bey'e şükranlarımızı sunuyoruz. Hatta şu andaki bakanımız Sayın Mehmet Kurum. Mehmet Kurum Beyefendi. Kurum değil, Kasaboğlu'na. Teşekkür ediyoruz. Genç ve Spor Bakanımız Kasaboğlu'na teşekkür ediyoruz. Çünkü son bölümünü de o tamamlıyor. Evet. Kasım'da bitecek. Evet. Ve ondan sonra artık işletmesine nasıl ve yapacağını Genç ve Spor Bakanlığımız talimatlarıyla bakacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Biz 19 Mayıs olarak gerek halı saha anlamında yani her ilçede var da yani biz bize yeteni konuşmak durumundayız. Birkaç tane daha belki eksiğimiz var ama artık öyle bir duruma geldi ki her mahalle bir halı saha ister pozisyona geldik. Halbuki birçok iş yapıldı 15-16 yılda. Gerek yerel yöneticiler, gerekse genel yönetimimiz zaten yollar, hastaneler, postaneler, işte kültür merkezleri falan filan yapıyoruz. Ama parklar yapıyoruz da bunları bakmak, işletmek daha zor. Evet. Yani bir şekilde krediyle, hibeyle, kendi kaynaklarında bir projeyi yapıyorsun. Yaptıktan sonra önemli olan bunları gerçekte ne kadar işletebiliyoruz? Evet, ne kadar reel işletebiliyoruz? Yani evet hepimizin olsun, her sokakta park olsun. Her mahallede düğün salonu olsun. Ama yani yok böyle bir şey. Yani böyle bir biz şu anda Japonya gibi paramızı harcayacak zorla eksi faizle para verdiğimiz bir devlet değiliz. Dolayısıyla biz o günleri de göreceğiz inşallah. Yani önümüzdeki süreçlerde. Ama şu anda ne kadarlık bir kalıpsak o kadarlık yer işgal etmeliyiz. Kesinlikle. Biz diyelim bu kadarız, bu kadar yer işgal etmeye çalışıyoruz. Evet, çok iş yaptığımız için vatandaş çok iş istiyor. Yani karşı mahallede var, bizde niye yok? Ama bunları olmaması gerektiğini, ne kadar olması gerekiyorsa o kadarını bütün siyasetçilerimizin illerinde, ilçelerinde belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin hep aynı ağızla anlatması lazım. Yoksa herkes ister. Biz de çok şey istiyoruz. Ama istemekle değil, yapılanı işletmekle alakalı bir sıkıntı var hepimizde. Onun için yaptığımız parklara bakamıyoruz. Yani telefon geliyor da işte şu kırıldı da gidiyoruz bakıyoruz. Yani bu işleri belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi büyük belediyeler bakabilir. Ekipleri var özel dolanan, bakan, eden. Ona ayırdığı çok ciddi bütçeler var. Kesinlikle. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yılda park bahçeleri ayırdığı para 500 milyon. Bizim bütün bütçemiz 15 milyon. Evet. Şimdi belki onun alanı geniş ama fark etmiyor. Yani ben 15 milyon içerisinde park bahçelere 500 bin lira bile ayıramıyorum. Dolayısıyla bu işi de böyle reel bakmak lazım. Ben böyle bakanlardanım. Yapamayacağım ve bakamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermiyorum. Evet bizi de zorluyorlar. Şuraya da yapalım, buraya da yapalım ama ben vatandaşı ikna ederek bugüne geldik. Bundan sonra da devam edersek de bizim de tarzımız da bu olacak. Onun için de bizden vatandaş da şikayetçi değildir. Bize mal verenler de şikayetçi değildir. Bizden kurumların %80'i de şikayetçi değildir. Bu şekilde iyi bir belediyecilik yapmak için bir mücadelemiz var. Onlardan bir örnek de aslında kültür merkezi. Yine hani nüfus olarak küçük bir ilçe için kültür merkezi de aslında biraz yarı olimpik yüzme havuzu noktasında görebiliriz. Yani birçok büyük ilçede, nüfus olarak büyük ilçede bu çapta bir kültür merkezi
düşünülmüyor bile. Ama bu noktada da sadece rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkıp da yaptıklarınızdan bir tanesi de kültür merkezi başkanı. Evet. Mesela bizim gibi ilçelerin aynı yüzme havuzunda olduğu gibi aslında boyunu aşan bir proje. Yani biz bu 15 milyonluk bütçeden bütün yatırıma, yollara, parklara, ayırdığımız asfalta, betona, her şeye, yedek parçaya, mazota, bilmem nere, yakıta ayırdığımız bütün para, ayırabildiğimiz belki 3 milyon, 4 milyondur. Diğerleri hep böyle tamir etmekle geçiştirdiğimiz ve personel maaşla ya da kurumlara dönen paralardır. Dolayısıyla bizim bunları yapmamız lazım. Bir de bunun yanında 6,5 milyonluk bir proje yapmamız lazım. Biz bu projeyi yaptığımızda, bu proje bizim keşiflerimize göre ki 2016'da biz bu projeyi tamamlamıştık. Ama bir türlü bazı problemleri, denetim problemlerini, projedeki denetimleri aşamadığımız için biz bir yıl kaybettik. Ve biz 4 milyona imal edeceğimiz, ki hayalimiz oydu, onun için 2 milyon yarısını alalım diye İçişleri Bakanlığı'ndan izin alarak kredi aldık. Şimdi 2 milyon şimdi 3'te 1'ini karşılıyor. Oysa aldığımızda yarısını karşılıyordu. 6,5 milyon liralık bir proje kolay kolay böyle altından kendi imkanlarımıza kalkabileceğimiz bir durum değildi. Ama tabii biz daha önce Kültür Bakanımız Sayın Numan Bey'di. Ahmet Bey vasıtasıyla görüşmüştük. %50'sini yetiştiremediğimiz için biz hibeye onun döneminde başvuramadık. Evet. Şimdi belki birkaç ay içerisinde bunun %50'sini tamamlayacağız. Yeni bakanımızın yollarında artık gidip geleceğiz. Bu sene belki alamayabiliriz. Çünkü belli bir şeyden dolayı, yani bir toplanmadan, derlenmeden dolayı. Ama önümüzdeki yıl ben inanıyorum ki %50'sini biz tamamladıktan sonra geri kalan %50'sine ciddi anlamda destek alıp bunu da ilçemize kazandırmak istiyoruz. Bir şeyi yapıyoruz, 100 yıl kullanılsın istiyoruz. Onun için kaliteli işler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun da olması lazım. Kültür merkezi belki bak söylediğinde halkımızın yarısı belki ne olduğunu da anlamıyor. Ama içinde birçok değişik etkinliğin yapılabileceği, kütüphanesinden değişik atölyelerine kadar konferans salonu, 500 kişilik konferans salonu var mesela. Toplantıların yapılabileceği ve bir de açık, yani bir büyük bir alanımız var. Yaklaşık 750-800 kişinin de değişik etkinlikte, düğünde bir araya gelebileceği bir salon yapmaya çalışıyoruz. Merkez yapmaya çalışıyoruz. İnşallah onun altından da alnımızın akıyla 2019'un sonuna kadar süresi var. Kalkmış olacağız. Samsun o şehir, bu şehir. Bir de üniversite şehri. Artık ikinci bir üniversitemiz de var. Zaten 19 Mayıs Üniversitesi gibi çok köklü mirası sahip bir kent. Bir de onun kardeşi geldi şimdi, Samsun Üniversitesi. Hani baktığımız zaman merkez kampüs, Canik'teki kampüs gibi görünüyor ama asıl olayın 19 Mayıs'ta olduğunu biliyoruz. Sayın Rektör Bey Mahmut Aydın geçen programımıza konuk olduğunda o da bizim en büyük, en değerli hazinemiz havacılık demişti ve bu noktada sizin de önemli çalışmaları bu zamana kadar imza attığınızı biliyoruz. Hem burayı konuşalım hem de bu yeni üniversitenin o ilçe içinde, 19 Mayıs içinde çok önemli bir yere sahip olacağını da müjdesini sizden alalım başkanım. Evet, yani bu bizim için belki bugün şu ana kadar anlattıklarımızın en önemli başlığı. Ya üniversite bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğuna yönelik olarak bir vizyon ortaya koymakla o seviyeyi belirliyor. Yani şimdi Samsun uzun uğraşlardan sonra sağ olsun bütün milletvekillerimiz, bakanlarımız Samsun'a ikinci bir üniversiteyi sonunda ikna ettiler. Hükümetimiz buna karar verdi. Cumhurbaşkanımız bunu onayladı. Ve bunun rektörü de atandı uzun bir süreçten sonra. Rektörü tabii bizim kardeşimiz Profesör Doktor Mahmut Aydın. Aynı zamanda da 19 Mayıs'tı. Son derece herkes kaliteli ama biz tanıdığımız için söylüyoruz. Son derece kaliteli bir kardeşimiz. Samimi bir kardeşimiz. Şimdi bir üniversite kuruldu. Samsun Üniversitesi, ben eskiden bütün toplantılarda, belediye başkanları toplantılarında biliyorsunuz Kızılırmak, Yeşilırmak, Bafra ve Çarşamba belediye başkanlarımız böyle her toplantıda birer üniversite istiyorlardı. Ben de diyordum ki yani espri olarak kavga etmeyin ya. Gelin bunu biz bir ton, bin dönüm yer verdik. Biz 19 Mayıs'ta yapalım bunu. Zaten hazır kampüs var. Bina da yapıldı. Birkaç tane daha yapılır. Bir ton kapalı belki işte
uzay temin ve teknoparkın kurulabileceği tek elden kalma bir ton binalar var. Revize edilirse oralar dersliğe de dönüştürülebilir, atölyelere de dönüştürülebilir, imalathanelere de dönüştürülebilir diyordum. Ve nitekim bugün hani belki Başarı Üniversitesi'nin Canik'teki kampüsü esas alınarak, merkez ora düşünülerek Samsun Üniversitesi orada kurulacak diye bir adım atılmış ama nihayetinde bize muhtaç kaldılar. Evet. Çünkü orada hiçbir öğrenci yok, hiçbir bölüm yok. Evet, güzel binalar var, bayağı bina fazla, bizden sayısı fazla ama bir şey yok. Şu anda Sayın Rektörümüze işte oda hazırlayacağız şeyde, bizim orada bir ofis hazırlayacağız. Uzay Bilimleri Fakültesi'nin içerisinde. Ve bu yıl buradan yönetilecek. Tabii orası bir taraftan tımar edilecek diyelim. Yani eksikleri giderilecek. Orada yapılması gereken. Ama şu anda faal öğrenci aldıkları ve şu anda devam eden bölümleri Sivil Havacılık Yüksek Okulu bizde, Meteoroloji Mühendisliği bizde, Uçak Mühendisliği bizde. Vitrin sizsiniz. Vitrin biz. Evet. Bir de Kavak'taki yüksek okullar var. Kavak'ın tabii eski olduğu için yüksek okulda öğrenci sayıları fazla. Onlar 950 öğrencileri var. Bizim 450 öğrencimiz var ama onlar diyelim 200 kişi alıyorlar bölümlerini bir senede. Biz 30-40 kişi alıyoruz her bölümüne. Dolayısıyla bizim sayımız onun için az ama şimdiki yeni bu seneki öğrencilerle 500 civarında bir öğrencimiz olacak. Tabii çok kaliteli elemanlar yetiştiriliyor. Hiç şüphesiz. Ve kolay değil. Türkiye'de var olan 2-3 tane üniversiteden bir tanesi uçak mühendisliği anlamında. Ve bizim uçak mühendisliği bölümü birçok uzay temin çalışmalarıyla birlikte sivil havacılığın da katkılarıyla Türkiye'de birçok üniversiteyi geride bırakıyor. Dolayısıyla biz Mahmut Hoca'dan çok işler bekliyoruz. Yani 19 Mayıs'ın Samsun'un vizyonunu artıracağı gibi 19 Mayıs'ın da vizyonunu artıracak bazı çalışmalar bekliyoruz. Yeni yeni fakültelerin onun bünyesinde oluşturacağı fakültelerin de hazır olarak 19 Mayıs'taki bir bölüm olarak birkaç tane daha mühendislik fakültesinde 19 Mayıs'ta kurgulayacağını düşünüyoruz. Yaptığımız istişarelerde böyle ama gelecekte 19 Mayıs Samsun Üniversitesi'nin önemli bir lokomotifi olacak diye düşünüyoruz. Çünkü başka mutlaka bölümler Canik'te olacaktır ama asıl ileride özellikle bizim uçak ve uzayla alakalı sivil havacılıkla alakalı çalışmalarımızda pilot yetiştirme, işte insansız hava aracı yetiştirme, yani İHA'lar falan yapılıyor bizde. Dolayısıyla bunların da üretilmesi aynı tıp fakültelerinin döner sermayesi gibi artık ciddi paralar kazandıracak bir konuma gelecek. Yerli ve milli üretim. Evet, yerli ve milli üretim olarak belki de tıp fakültesinin döner sermayesini geride bırakacak çok ciddi getirileri olacak artık. Bunu bekliyoruz önümüzdeki süreçte. Bu noktada da sizin çabalarınızı tüm kamuoyu zannediyorum takdir eder etmesi de gerekir. Teknofest Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan ve hakikaten az önce vurgusunu yaptığımız yerli ve milli nitelikli ürün üretilmesinin aslında vitrinini, vizyonunu ortaya koydu. Geçen hafta sonu yapıldı. Buradan da elimiz boş dönmedik başkanım. Detayları sizden alalım lütfen. Evet, öncelikle bu ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Yani başta Doktor Melahat Hanım olmak üzere, yani bu projenin sorumlusu ve orada onunla birlikte çalışan gerek teknisyen gerekse öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Normalde biz birinci olacağız diye bekliyorduk. Biz orada iki tane roket, bir Kızılırmak, Yeşilırmak üniversitelerimiz olamadı ama Kızılırmak ve Yeşilırmak adı altında iki tane roket ürettiler bunları. Aşağı yukarı 6-7 aylık çalışmanın ürünü olarak. Ve bu Teknofest işte festivalinde şeye katıldılar, yarışmaya katıldılar. İkinci oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yani öyle bir şey ürettiler ki bunun da havada her türlü istediğiniz etkinliği yapabiliyorsunuz. Yani ısı ölçebiliyorsunuz, görüntü alabiliyorsunuz. Yarın işte İHA tarzı şeylerle farklı etkinlikte kullanabiliyorsunuz. Ve 3000 metre yüksekliğe çıkabiliyor ve 300 metre böyle saniyede 300 metrede hız yapabiliyor. Yani böyle bir teknolojik harika yarattılar. Bunlar tabii ileride geliştirilerek çok daha fazla belki Selçuk Bey'in yaptığı işlere yakın, yani Selçuk Bayraktar Bey'in ürettiği ve bugün belki savunma sanayimizin büyük bir bölümüne katkı sağlayan projeleri bir hayata geçirdiğimiz teknolojinin
belki farklı versiyonlarını artık Samsun Üniversitesi bünyesinde ve Uzaytem içerisinde yapabileceğiz. Bunu da tabii bu yaptıkları güzelliği geliştirerek biraz daha katkı sağlamalarını da bekliyoruz, işini açacağız. Bu bütün şehir yasası ile ilgili sizin şahsi kanaatiniz nedir bilmiyorum ama birçok belediye başkanı bu konunun özellikle hizmet götürme noktasında bazı sıkıntılar yaşattığından bahsetmişti ama 19 Mayıs Belediyesi bu konuda biraz daha farklı, önemli köy konaklarına imza attı. Eski eğitim kurumlarının, eski okulların artık yani köyden şehre göçün de şüphesiz etkisi var bunun ama en azından az önce bahsettiğiniz gibi o binaların atıl olmasından kurtarıp yeni bambaşka bir yaşam alanı haline getirdi ve bunun çok güzel örnekleri var ilçemizde. Bu da aslında sadece merkezi düşünen ya da belli bir noktaya odaklanan bir belediyecilik anlayışından çok ötede daha geniş perspektiften bakan bir anlayışın en önemli göstergesi. Evet, yani şu ana kadar birkaç tane daha yapacağız önümüzde, hı hı. Planladıklarımız var ama şu ana kadar bu 4 yıl içerisinde 6 tane, evet. Biri merkezde olmak üzere, 3'ü merkezde olmak üzere, 3'ü de köylerde, eski köyden mahalleye dönüşen yerlerde, evet. 6 tane yaptık ama son derece modern, güzel köy konakları inşa ettik. Bunların bir kısmını biz ekstradan o okulların bahçelerinde yaptık. Bir kısmını da okulları dönüştürdük. Hı hı. Tabii bakanlık bunlara izin vermiyor. Yani ileride biz işte özellikle bu sübyan okullarının ya da anaokullarının taşınmasının doğru olmadığını düşünüyorlardı bundan 2 yıl önce. Hı hı. Biz de o zamanlar dedik ki yani bir izin vermediler bize. Dedik ki ya tamam biz restore edelim. Zaten 2 odalı okullar. Hı hı hı. Tuvaleti, banyosu var. Bir tane küçük mutfağı var. 2 tane daha sınıfı vardı, evet. Eskiden. Biz bunları restore edelim, biz istediğimiz gibi donatalım. Hı hı. Siz yarın sınıf açmak istediğinizde birini sınıf olarak kullanırsınız. İkisini de istiyorsanız ikisi de sizin olur. Hı hı. Biz mülkiyetini almıyoruz. Sizin adınıza, siz orada eğitime başlayana kadar bu kullanılsın diye, hı hı. bir restorasyon çalışması yapıyoruz dedik. Ve bunları kendi kıt kanaat, küçük bütçelerimizle birlikte son derece güzel, modern, kesinlikle. Milletin de zevk aldığı, köy toplantılarının yapıldığı, hı hı. bahçesiyle birlikte kullanılarak düğünlerin, nişanların, kınaların yapıldığı, hı hı. bir ortama çevirdik. Bundan da vatandaşımız memnun tabii. Yani bu anlamda büyük işler yaptığımızı düşünüyoruz. Hı hı. Merkezde de özellikle yeniden dönüşen bir şehir var ve üst yapısı da hiç şüphesiz aynı şekilde dönüşümü sağlanan bir nokta. Örnek sokaklarla ilgili bir projeniz var. Örnek sokaklar projesi ki hakikaten ses getiren bir nokta. Onun dışında kaldırım ve diğer Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait diğer çalışmaları da özetleyelim Sayın Başkan lütfen. Evet, biz yani tabii bütün sokaklarımızı özellikle bizim 2 tane ana mahallemiz, hı. var. Yani nüfusun yarıdan fazlasının yaşadığı Cumhuriyet ve Pazar mahallelerimiz, hı. var. Bunların büyük bir bölümü biz 10 yıl önce göreve geldiğimizde Pazar Mahallesi'nin bir bölümü hariç çok kötüydü yani. Biz gerek Pazar Mahallesi'nin büyük bölümünde gerekse Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamında inşaat binaların yapıldığı bölümlerde önce parke çalışması yaptık. O günün koşullarında öyleydi. Şimdi Pazar Mahallesi'ninki belli bölüm, o ana yola yakın olan bölümleri çok eskiden yapıldığı için belki 15-20 yıllık falan oldukları için dedik ki buraların parkelerini değişmektense biz buraları güzelleştirelim. Zaten, hı-hı. çok karanlık sokaklar, dar sokaklardı. Evet. İşte gidiş geliş tek yön 2 tane sokağı örnek olarak yaptık. Ve bundan sonra da artık böyle parke çalışması yerine bu var olan sokaklarımızı baskı beton, şimdi 2 sokak daha yapacağız. Buraları baskı beton ve ışıklandırarak modern bir 19 Mayıs yaratmaya çalışıyoruz. Bir de uzun çabalar sonucunda karayolları bölge müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Karayollarının tabii bundan 15 yıl önce yapmış olduğu ana yoldaki parke çalışmaları çok eskimişti. Onları da şimdi yenileme çalışmaları, hı hı. belli bir güzergahta yaklaşık bir 2-2,5 kilometre bandında. Bunun da belediye ile köprü arasındaki yani asıl esnafların yer aldığı, hı. ana cadde üzerinde kaldırım çalışmaları yapılırken buraları da ışıklandıracağız. Şimdi onların da malzemelerini aldık. Şimdi oraları da ışıklandıracağız. İnşallah ortaya. Özellikle yüksek binaların olduğu ana cadde Atatürk Bulvarı, hı. çok daha güzel bir hale gelecek. Bir de yine karayollarına bu konuda teşekkür ediyoruz. Dereköy'de Taflan'la Dereköy'ün belli bir bölümü arasında yaklaşık 4,5 kilometre bandında
Yıllar önce ana karayolumuz yapılmış ama kaldırımları yapılmamıştı. Evet. Yani üst sanat yapıları yapılmamıştı. Ve o bölgede bir tane de okulumuz var. O okuldan çıkan çocuklar yaya olarak ana yolun kenarlarında evlerine gitmek durumunda kalıyordu. Buraları da sağ olsun bir önce giden karayolları bölge müdürümüz, hı hı, yani bir ay önce değişti. Evet. Bu arkadaşımız sayesinde ortaya bir irade koyarak çok ciddi bir külfet, çok ciddi bir yatırım. Ama bütün her taraf yapılmış, Atakum'un tamamı yapılmış, evet, bizim de ilçenin tamamı yapılmış. Sadece Dereköy eski beldemizde, şimdi mahallemizde, hı hı, gidiş geliş 4,5 kilometre, 9 kilometrelik bir kaldırım çalışması yapılıyor. Son derece kaliteli bir işçilik, son derece kaliteli bir sanat yapısı ortaya koyuyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Tabii bu anlamda hükümetimize de teşekkür ediyoruz. Orası da tamamlandığında artık 19 Mayıs'ın yaya kaldırımı noktasında, ana caddesinde bir problemi yok. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Kaldırım çalışması dediğimiz için. Bizim Karşıyaka ve İstiklal Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın bizden beklediği bir 1,5 kilometre bandında Tekel İsmail Çolak İlköğretim Okulu önündeki kaldırım var tek yönlü olarak. Bunu inşallah bugünlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir kez daha görüşüp ortaya bir irade koyup yapmak istiyoruz. Eğer yaptıramasak da kendimiz yapacağız inşallah. Evet. Önemli bir not var. Aslında bu sizin vizyonu biraz ortaya koyan bir nokta. Samsunlu bürokrasiyi ve iş dünyasını bilen insanlar cumartesi kahvaltılarının ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilirler. Onlardan bir tanesini siz de yakın bir zaman önce buluştunuz. Önemli iş adamlarımız da ki Borsan Grubu'nun yöneticilerinde dahil olduğu ki diyaloglarınız zaten kamuoyunun, evet, takdiri olan bir nokta. Bu aslında ortak aklı, ortak vizyonu da ortaya koyan güzel bir buluşmalardan bir tanesiydi değil mi Sayın Başkanım? Evet, onlara teşekkür ediyoruz. Tabii biz bunlara, bunlar çok önceden beri, bir yaşları da bizden bazılarının daha tecrübeli olduğu, bir yıllardır yaptıkları bir cumartesi kahvaltıları ve bunu her cumartesi yapıyorlar. Evet. Ben 3-4 tanesine katıldım ve bundan 2 hafta önceki cumartesi günküne de katıldım, evet, Amisos kafede. Yani insanlar son derece şehrin elit insanları. Evet. Elit derken bunu sadece paralı anlamında demiyorum. Bu vilayetin, bu Samsun'un her açısından katkı sağlayan insanlar. Yani Samsun sporuna da katkı sağlayanlar, o milli eğitimine de katkı sağlayanlar, sağlığına da katkı sağlayan insanlar. Dolayısıyla bu insanlarla beraber olmak tabii ki bizim de vizyonumuzu değiştiriyor. Yani çünkü onlarla bir çay içmenin, sohbet etmenin bile bize kattığı çok şey var. Biz onlara göre biraz daha tecrübesiziz. Hani onlar belki bizi tecrübeli görüyor yani yaptığımız şeylerde ama aslında bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bence bunların daha da sayısının artırılarak kim katkı sağlıyorum derse kafası uyuşan herkesin, Samsun için ben de varım diyen herkesin bu tip her hafta olmasa bile 15 günde bir, ayda bir araya gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Onlara da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Her birine bu şehre katkı sağladıkları için bizzat sizi ziyaretlerimizde şahit olduğum bir nokta 19 Mayıs'ta bir halk günü mantığı var ama daha farklı. Her gün halk günü. Evet. Hatta siz işin rengini biraz daha değiştirdiniz. Siz gidiyorsunuz. Evet. Esnaf ziyaretleri, pazar ziyaretleri vesaireler. Ki işte dediğim gibi sizi ziyaretlerimizde her zaman o sizin makam odanızın etrafı ve içinde insanlarla sürekli diyalog halindesiniz ve taleplerini dinliyorsunuz, hayata geçiriyorsunuz bir şekilde. Bu önemli bir başarı başkanım. Özellikle hani küçük ilçede daha kolaymış gibi görünüyor ama bence şahsi kanaatim daha yapılması zor bir durum. Nasıl gidiyor bu çalışmalar peki? Evet, bu aslında beklediğim bir soru değil. ama iyi oldu. Yani belki benim de aklıma gelmeyecek toparlama döneminde konuşurken belki de söylemeyeceğim cümleyi söylemem gerekiyor. Biz bunu 9,5 yıldır yapıyoruz. Evet. Yani ilk günden beri yapıyoruz. Yani öyle birileri gibi kapıyı söktüm falan filan tarzından değil. Kapıyı sökmek maharet değildir. Evet, o da önemlidir. Ama kapının açık durması önemlidir ve hiç kimseden randevu almadan, izin almadan içeri girebilmesi önemlidir insanların. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Evet, yani içeride 5 kişi varken kapı açık, 3 kişi daha geliyor. Bir başkasının sorunuyla dinlerken, ona çözüm üretirken, bir yerlere telefon açıp bir şeyler yapmaya çalışırken diğer insanlar bir taraftan çayını içip bir taraftan da bizim sorunlara nasıl yaklaştığımızı görüyorlar. Dolayısıyla bizim için bugüne kadar yapılan anketlerde en yüksek çıktığımız nokta şudur.
Başkana ulaşabiliyor musunuz? %90'lar seviyesinde. Ha %10'u niye ulaşamıyor onu da bilmiyorum. Çünkü kapı açık. Randevu almana gerek yok. İstediğin anda gel, derdini anlat. Herkesin cenazesinde varız. Herkesin düğününde varız. Günde her gün en az 500 el sıkıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da yani bir defa bunun %100 çıkması lazım ama tabii %100 diye bir şey yok. Ondan hayıflanmanız bile aslında çok güzel. Yani %10'dan hayıflanmanız. Yani çünkü bizim kimseye bir tavır yaptığımız evet. yok. Kimseye bir kin beslediğimiz yok. Kimseye kırgın olduğumuz yok. Adam bizim için 50 çeşit hakaret dolu sözler söylüyor. Ertesi gün gidiyoruz kucaklıyoruz falan. Çünkü kötü geçinerek, kötü duygular besleyerek iyi bir sonuç elde edemezsiniz. Adam size istediği kadar kötü davransın. Ki yüzümüze karşı davranması mümkün değil tabii. Sosyal medyadan olur, arkamızdan dedikodu yapabilir. Biz onu yine gördüğümüzde hiçbir şey olmamış gibi davranmak zorundayız. Ve ben bugüne kadar birçok zorluğu 9,5 yıldır böyle açtım. Yoksa bir başkalarının yaptığı gibi Onur Bey benim için kötü söyle ben de onu ben ona yapayım da görsün. Güç bende. Öyle bir şey yok. Bu makamlar gelir geçer. Yarın aynen. buralar biter. Biz normal hayatımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla bu normal hayatımızda nasıl bir hayat bekliyorsak bugün ona göre davranmamız lazım. Kesinlikle. Biz bunun için yapıyoruz. Bir de Allah korkusu var. Yani Allah'tan korkmamız lazım. Onun için biz adaletli olmamız lazım. Her geleni buradan en azından ikna etmemiz lazım. İşini göremiyorsak da memnun ayrılması lazım. Yani ben bugün illa aday olayım diye bir mücadelem yok. Biz mevcut belediye başkanlarıyız. Karnemiz var. Anketler, millet ne diyor, teşkilatlar ne diyor. Yoğrulacak. Ortaya bir şey çıkacak. Bazı arkadaşlarımız devam edecek. Bazı arkadaşlarımız belki devam etmeyecek. Ama bu dünyanın sonu değil. Kesinlikle. Çünkü hayat devam ediyor. Türkiye güçlü olmak zorunda. Biz davamız için her zaman varız. Ve bu mücadeleye de konumumuz ne olursa olsun biz Sayın Cumhurbaşkanımıza omuz omuza onun biraz daha yükünü hafifleterek durumumuz ne olursa olsun mücadele etmek durumundayız. Ben bundan son derece memnunum. Kolay ki sürdürülebilir bir şey değil. Biz bunu 9,5 yıldır başardık. Yani 9,5 yıl o kapının sadece haftada 2 gün encümen toplantıları salı perşembe günleri cuma salı perşembe günleri 9 ile 10 arası hariç sürekli kapımız açık. Sağ olsun vatandaşımız da biz memnun olduğunu düşünüyoruz. Yani bunu yarın gösterecektir anketler yapıldığı zaman. Ama tabii ki hiçbir zaman %100 memnuniyete ulaşmak mümkün değil. Zaten en büyük yanlış %100 memnun edeceğim, herkesi memnun edeceğim diye bir mücadele içinde olmaktır. Biz doğru bildiğimizi yapacağız. Akşam vicdanen rahat olacağız. Hani Alparslan'ın dediği gibi 40 bin orduyla biz bu 150 bin orduyu nasıl Malazgirt'te işte komutanları soruyor ona. Bize savaşmak emredilmiştir. Biz savaşacağız. Galibiyet Allah'ındır, zafer Allah'ındır. Biz aynen. mücadelemizi düzgün yapacağız. Gerisini Allah'a bırakacağız. Başkanım çok teşekkür ederim. Son bölüme geldik. Son sözlerinizi alalım ondan sonra izleyicilerimize müsaade isteyelim. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Haberax yönetimine teşekkür ediyorum. Tabii bizim kardeşlerimiz Ahmet Şen Ocak, Adnan Ölmez, Ahmet Ölmez bunlar bizim 19 Mayıs'lı kardeşlerimiz. Onlara da sağlıklı uzun ömürler ve başarılar diliyoruz. İyi bir yayın hayatı, iyi bir yayın dönemi. Şimdi okullar yeni başladı. Bizde de dönemler böyle başlıyor. Evet. Diziler şimdi başlıyor ya. Diziler şimdi başlayınca yayın hayatı da yeni başlamış oluyor. Size de başarılı bir yayın hayatı diliyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Az önceki konuşmamda da belirttim. Ben bütün 19 Mayıs'ları ve bütün insanları, insanlığı çok seviyorum. Dolayısıyla biz bize nasıl davranırsa davransın, biz doğru bildiklerimizi ama doğru olanları yapmaya gayret edeceğiz. Yanlış yaptığımız bir şey var da, varsa da zaten uyarılıyoruz. O uyarılmalardan sonra belli mesajlar alarak yolumuza devam ediyoruz. Ben bütün 19 Mayıs'ları birlikte hareket etmeye, birlikte bir şeyler yapmaya ve 19 Mayıs'ı çok daha güzel yerlere birlikte götürmeye her zaman davet ediyorum. Buradan da davet ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Samsun'u çok seviyorum. Samsun Spor'u çok seviyorum. Ona da başarılar diliyorum. Evet, evet. İnşallah bu hafta maçımızı alırsak ondan İnşallah. Sonra şampiyonluk sözlerini de etmiş olacağız. Önce bu maçı almamız lazım. Ben onlara da başarılar dileyerek herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Rota Samsun'da bu akşam 19 Mayıs Belediye Başkanımız Sayın Osman Topaloğlu'nu ağırladık. İlçeyi konuştuk ama daha da önemlisi bundan sonrasını ve Sayın Topaloğlu'nun
belki de en net noktasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüküne omuz vermeye devam etmeye çalışıyoruzdu. Altı çizilecek nokta zannediyorum burasıydı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.